Bu videoda Adnan Menderes'in idam edilmesini ve Erdoğan'a yapılanlarla olan benzerliği anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. 1950'li yıllarda Adnan Menderes bir sanayileşme hamlesi düşünüyordu. Bunun için önce Amerika'dan, sonra Almanya'dan 500 milyon dolar kredi ve teknik yardım talebinde bulundu. Her iki ülkeden de olumsuz yanıt geldi. O dönemde Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak isteyen Sovyetler Birliği'nden 1 milyar dolar kredi verme teklifi geldi. Teklife göre Sovyetler Birliği Türkiye'ye 1 milyar dolar kredi ve teknik yardım yapacak, Türkiye ise krediyi uzun vadede tarım ürünleri vererek geri ödeyecekti. 1960 yılının Nisan ayında her iki taraf anlaşmıştı. Temmuz ayında Adnan Menderes Moskova'ya giderek anlaşmayı imzalayacaktı. Ancak Mayıs ayındaki darbe buna engel oldu. İşin ilginç yanı, darbeden sonra Amerikan yönetimi Türkiye'ye 1,5 milyar dolar kredi verdi. Ama sanayi hamlesi yine yapılamadı. Adnan Menderes'in çok istediği demir-çelik fabrikalarını yine Sovyetler Birliği'nin desteğiyle Süleyman Demirel kurdu. Yıl 2018 ve şimdi ise Türkiye Amerika'ya karşı Avrasya Birliği çerçevesinde Rusya ile önemli bir anlaşma aşamasında. Bununla beraber Çin'le de önemli kredi anlaşması yapıldı. Yani merhum Adnan Menderes'in o yıllarda isteyip de yapamadığı bazı hamleleri bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. O dönemde olduğu gibi yine büyük tehditler var. Adnan Menderes daha o zamanlar ağır sanayi yolunda önemli adımlar atmak istiyordu. Ve Amerika Türkiye'deki piyonlarıyla bir darbe sonucunda buna mani oldu. Şimdi ise Başkan Erdoğan büyük enerji hamleleriyle Türkiye'nin geleceğin enerji dünyasında bir merkez olması için çabalıyor. Bunun için önemli anlaşmalara ve projelere imza atıyor. Bir yandan TANAP projesiyle, bir yandan da Doğu Akdeniz'de bu konuda önemli çalışmalar yapıyor. Yine karşısında Amerika var. Ama dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin yanında olmak isteyen Rusya ve buna dahil olan Çin var. Türkiye, yine Amerika eliyle büyük bir girdabın ortasına çekilmek isteniyor. Oyun yine çok büyük. O dönemde ağır sanayi yolunda Amerika'nın tehditlerine boyun eğmeyen Adnan Menderes'in bir mücadelesi vardı. Bugünse Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi geleceğin enerji merkezi yapma yolunda büyük mücadelesi var. Bu mücadelede o dönemde Menderes ve arkadaşları darbede yalnız bırakıldı. Lakin bu dönemde ise her ne olursa olsun bugün Amerika'nın Türkiye üzerine yaptığı yaptırımlar dahil tüm konularda devletin ve Başkan Erdoğan'ın yanında olmalıyız. Çünkü çok açık bir şekilde görülmektedir ki Sayın Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi ortada bir beka sorunu var. Amerika'nın Türkiye üzerine büyük bir karanlık savaş başlatması da bu beka sorununun en büyük göstergelerindendir. Amerika bize karşı asıl büyük hamlesini henüz yapmadı. Bu hamle için fırsat kolluyor. Bu konuda çok dikkatli olmalıyız. İçerideki Gladio yapılanmasının hücrelerini aktifleştirmek için büyük bir hazırlık içindeler. Büyük bir kaosun düğmesine basmak için harekete geçtiler. Muhafazakar düşünce ve siyaset bir bütün olarak düşünüldüğü için genelleyici hükümler ayrıntıların görülmesini engelliyor ve siyasi tarihimizin kırılma anlarıyla ilgili tutumlar tam olarak görülmüyor. Bunun en önemli sebebi Soğuk Savaş döneminin genelleyici ve kutuplaştırıcı dilidir. Örneğin, Menderes dönemiyle ilgili alt grupların tutumlarına dair ayrıntılı bir değerlendirme yapılmamıştır. Bu alanda ortaya çıkacak yeni bilgilerin düşünce dünyamız üstünde sarsıcı etkileri olacaktır. Menderes dönemi, sağ ve solun çatışmacı karşıtlığı içinde ele alınmaktadır. Türkiye, çatışmacı karşılık dilinden 80'li yıllarda bir ölçüde kurtulmuştu. Ama 90'ların başından itibaren aynı duvarlar yeniden örüldü. Halbuki Menderes dönemine karşılık gelen zamanda
bütün dünya oldukça sarsıcı değişimler yaşamıştı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere'nin güç kaybetmesine müteakip Orta Doğu'ya Amerika yerleşti. Yeni bir dönemin değişimlerini oldukça genel bir bakışta göremeyiz. Yaşanan değişim çok çarpıcıydı. Fransa ve İngiltere'nin kolonyalist hakimiyetine karşı coğrafyamızda ciddi bir hareketlenme vardı. Cezayir, Suriye, Filistin ve Mısır'da direniş grupları, İslamcılık, milliyetçilik ve Marksizmi bir kurtuluş ideolojisi olarak kendi bünyelerine adapte etmişlerdi. Dönemin değişimlerini ve bu adaptasyonu da göz önünde bulundurarak yeniden ele almak gerekir. Çünkü kurtuluş ideolojilerinin benimsenme sürecinde karşıt gruplarda siyasi tutumlar çerçevesinde şekillenmişti. Bunun da bir sonucu olarak Menderes, Polatkan ve Zorlu idam sehpasına doğru giderken bir takım alt grupların yükseliş dönemi başlamıştır. Menderes dönemini sağ ve sol karşıtlığının çatışmacı dilinden arındırmak bugünün anlaşılmasına da yardımcı olacaktır. Türkiye Kıbrıs konusunda ilk adımlarını Menderes döneminde atmıştı. 1958 Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurulması ve Kıbrıs meselesinin Birleşmiş Milletler'e taşınarak Türkiye lehine sonuçlar ortaya çıkması bakımından bir dönüm noktasıdır. Fatin Rüştü Zorlu'nun Türkiye adına Sovyetlerle görüşmeye başlaması da bu tarihtedir. Bu tarihten sonraki olaylarda sürekli CHP'nin izleri takip ediliyor. Bu bir yönüyle doğru ama eksik ve hatta hatalı bir tutumdur. Bu dönemi ve sonraki dönemleri anlamak için Menderes'ten uzaklaşanlara da bakmak gerekir. Muhafazakar gruplar arasında önem arz eden bir takım şahısların Menderes ve arkadaşlarını deviren darbecilerle temas halinde oldukları bilinen bir husustur. Üstelik bu şahıslar 60'lı yıllarda bugün hala etkili olan bir takım oluşumların içinde yer almışlardı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Irak ve Suriye'de İngiltere ve Fransa'nın kurduğu manda rejimleri içinde farklı din ve mezheplerden birçok gruplar oluşturulmuştu. Bunların Türkiye'ye de sirayet ettiğini teslim etmemiz gerekir. Avrupa ve Amerikan hegemonyasına karşıtlık oluşturulabilecek oluşumlar zaman içinde geri plana itildi. Avrupa merkezci düşünceler yeniden hakimiyet kurdu ama kavga hiçbir zaman bitmedi. Grupları ve hareketleri farklı boyutlarıyla ele almak gerekir. Avrupa merkezci gruplar ve düşünceler karşıt gruplar içine sirayet etti ve ideolojik dönüşümlerin önü açıldı. Gruplar içinde daha 1960'larda ve 70'lerde yaşanan büyük tasfiyelerin muhakkak bir anlamı olmalı. Eğer yakın dönemin değişimlerini anlamak istiyorsak, uzun dönemli devamlılıklara odaklanmak gerekir. Örneğin, Enver Altaylı ve Taha Akyol'un 1970'lerin sonlarına doğru aynı gazetenin müdürü ve yönetmeni olarak çalıştığını bilmek, bugünkü dayanışmayı anlamak açısından önemlidir. Enver Altaylı'yı bir şahıs olarak değerlendirmemek gerekir. Bazı davranış kalıplarını açıklarken zihniyet biçimine odaklanmak yanıltıcı olabilir. Nihayetinde sağ ve sol gibi çatışmacı karşıtlıkların sahici temeller üzerine inşa edilmediğini 1990'lardan sonraki liberal dönemde açıkça gördük. İdeolojik gruplar çok hızlı bir değişim geçirdi. Günümüzde muhafazakar camianın değişimini de bu çerçevede görmek gerekir. Onlar da Erdoğan ve yakın çevresine karşı tutum alırken, bilerek ya da bilmeyerek sirayetin sonuçlarını yaşadılar. Karar Gazetesi'nin siyasi tutumunu fikri açıdan ele almadan önce devamlılık zincirinin halkalarına odaklanmak gerekir. Uzun dönemli devamlılıklar çok daha belirleyicidir. Menderes ve Erdoğan arasında kurulan benzerliklere yabancı değiliz. Fakat bunları da oldukça dar bir açıdan gördüğümüzü düşünüyorum. Kategoriler, yapıları görmemizi engelliyor.